Hamas lideri İsmail Haniye, Gazze'de sağlanan ateşkes sonrası Haber Türkiye konuştu. Türkiye'nin Orta Doğu'daki rolü ve Doğu Akdeniz konularında önemli mesajlar verdi. Haniye, Filistin'e desteği nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası barış gücü çağrısını hatırlattı. Yakın zamanda Ankara'ya ziyaret gerçekleştireceklerini açıkladı. Türkiye, uluslararası kamuoyuyla ve Filistin direnişi arasında bir denge unsuru olarak karşımıza çıkmıştır. Türkiye'nin büyüklüğünü biliyoruz. Desteğini ve bize sunacağı stratejik perspektifi önemsiyoruz. Yakında Türkiye'yi ziyaret edeceğiz ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemiz olacak. Geleceğe dair nasıl bir politika geliştireceğini konuşacağız. Hamas lideri Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Mısır'ın yakınlaşmasını desteklediklerini söyledi. Türkiye ile Gazze arasında deniz yetki anlaşmasına olumlu baktıklarını vurguladı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını tartışmaya açmayız. Türkiye ile Mısır arasındaki her türlü yakınlaşmayı destekliyoruz. İran ve Suudi Arabistan'ı da bölgede es geçilmeyecek etkisi olan ülkeler olarak görüyoruz. Bu yakınlığın gerek İslam dünyası için gerekse Filistin davası için olumlu etkileri olacağını düşünüyoruz. Filistin'in sahilleri, doğalgaz kaynakları ve konumu açısından stratejik öneme sahiptir. Dolayısıyla deniz sınırlarının çizilmesi konusunda ikili görüşmeler olumlu neticelere vesile olacaktır. İsmail Haniye, Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesini Filistin'e vurulmuş büyük bir darbe olarak niteledi. İsrail Filistin sorununda iki devletli çözümün mevcut şartlar altında zor olduğunu vurguladı. Arap ülkelerine İsrail ile anlaşmalarında çekilme çağrısı yaptı. İsrail saldırılarıyla, yerleşim birimleriyle, ambargolarıyla ve uyguladığı tüm bu baskıyla 7 milyonluk Filistinlinin topraklarından edilmesine sebep oldu. Hala Filistin topraklarına tecavüzünü sürdürüyor. Arap ülkeleri de normalleşme adımlarıyla İsrail'i daha güçlendirdi. Son saldırılardan sonra bu ülkelerden anlaşmalardan çekilmelerini bekliyoruz. Hiçbir Arap ülkesinin veya İslam ülkesinin Filistin'in bu şekilde işgale maruz kaldığı bir dönemde Tel Aviv'de temsilciliğini kabul edemeyiz. Hamas lideri İsrail'e kırmızı çizgilerini bir kez daha hatırlattı. Filistin topraklarına yönelik hiçbir saldırı karşılıksız kalmayacak dedi. Şüphesiz askeri güç dengesinde bir orantısızlık var. Biz kendi gücümüzü kendi elimizle yaptığımız silahlarla elde etmeye çalışıyoruz. Ve tabii ki bu kadar güçlü bir ordu karşısında elde ettiğimiz başarıları zafer olarak görüyoruz. Kudüs'ün ve Filistin'in kırmızı çizgimiz olduğunu bir kez daha söylemek istiyoruz. Buralara yapılan hiçbir saldırı karşılıksız kalmayacaktır.